Herkese merhaba. Üstü tülbent örtülü. Korunaklı bölgem burası. Kökleri tam iyi yerleşmediği için kapatmıştım üstünü. Ve şimdi de yeni dikmek istediklerimi buranın altına dikiyorum ki yanmasınlar. Bu echeveryalar geçen gölgeden sökmüştüm. Çünkü iyice renklerini ve şekillerini kaybettiler. Yani aynı echeverya burada. Bu da daha önce buraya geçirdiğim. Bu Fred Ayver'da bitler var üstünde. Onları biraz üstüne ilaç sıktım. Onun için de parlak parlak görünüyorlar. Evet. Biraz önce de bu aynı kivi diktim buraya. Çünkü bir türlü bu kendine gelemiyor. Herhalde gölge yerde güzelce kendine gelir diye düşünüyorum. Şimdi elimde birkaç tane daha bu echeveria'dan var. Bunların önüne diksem diye düşünüyorum aslında. Hiç fena olmaz. Burayı hep elle suluyorum zaten. Fıskiyeler buraya yetişmiyor. Açıldım. Burası talaş dolu. Altı taş değil. Bu talaş zamanla çürüdüğü için yıllardır gayet güzel humuslu toprak yaptı burayı. İki yaprak kırıldı. Şunların sapları çok uzun da kessem mi, kesmesem mi? Bilmiyorum. Kesmek istemiyorum. Çünkü yeniden köklenmeleri lazım kesersem. Şunu da şöyle dikelim. Burada kendileri bir grup oluşturabilir bunları. Şuraya bir tane. Etrafını kapatacağız. Hadi tepelerini keselim yani ya da köklerini buraya yerleştirsinler. Şu aralara böyle bir taş koyacağız çünkü o zaman. Tamam. Bir de bu. Flapjacklerimiz var. Onları da alalım. Çünkü saksının içinde çok mutlu olmuyorlar. Şunu çıkaralım. Buradaki renkleri gayet güzel oldu. Tam kızarmadılar daha ama şöyle koyalım. Bir tane de minik var. Onu da şuraya koyalım. Diğer ilerimiz olsun. Echeveria'mız da inşallah büyüyecek. Normalde çok büyük olacak ama bilemiyorum. Yeterince daha kendine gelemedi. Bir ara kedi yuva yaptı burayı. Onun için büyük taşı koydum. Buraya ektim ki. Evet. Şuralara biraz daha taş getirmem lazım. Böyle. Echeveria'lar biraz böyle kendine gelip toparlanınca burayı dolduracak. Şu anda biraz boş boş oldular ama üstünde şöyle kapatalım. Bunlar hiç görünmeyen böyle kendi kendine büyüyorlar. Ben açıp bakıyorum sadece. Havalar serinleyince açacağım. Burayı açmayacağım. Yanındaki de bu. Krasula kamp ateşi. Güzel. Renge bak. Böyle stres olunca
Ve güneşin ortasında çok güzel oluyor. Yani bundan baya bir değişik yerlere dikmem lazım benim. Diğerleri hep arka bahçede, ya çok sulanıyorlar bilemiyorum. Onlar yeşil. Ya da buranın toprağı bunu güzel stres ediyor. Bu turuncu kırmızı harika bir renk yani. Bu çok seviyorum burada. Uzaktan bile görünüyor, dikkat çekiyor bu yani. Buraya birkaç tane daha getirmem lazım. Geçen kafalarından kestim, zaten kökleniyorlar. Belki şunların arasına da birkaç tane koyarım. Burası da bir kendi başına güzel oldu. Evet. Burada bu kotyledon. Bu da kendine göre burayı doldurdu. Burası da gayet güzel bir böyle desenli bir kumaş oldu yani. Kendi desenini oluşturdum. Belki ileride şu büyük kafayı kesip, çünkü arkada bayağı çok yavru var burada. 1 2 3 4 5 6 6 tane, evet. Bunun da altı yavrular var ama şu kostilerin güzelliğine bakın. Çok dolgun dolgun oldular. Renkler pembe, harika. Sıra bu da güneşin bağrında sürekli. Yani sabah gölge burası sadece. Ondan sonra hep güneş. Ama gayet güzel dayanıklar. Çünkü bunların kökleri yerleşti. İşte kökü yerleşince öyle yanmıyor çok. Ama kök yerleşene kadar beklemek lazım. Yani burayı yapalı ben bir sene oldu. Yerleri işte 6 ay ya da kökleri tam yerleşmedi, bir sene bile olsa hepsinin kökü aynı şekilde olmuyor tabi. Ghostlerimiz de burada güzel. Bunu biraz kocaman olmuşsa üstünden kesmişim, tekrar buradan bebek çıkmış, buradan kesmişim aslında. Biraz daha dipten kesmem lazımmış bunu. Belki şuraya bir tane echeveria olabilir. Şöyle burayı kaplayacak. Burada bir echeveria var ama o arkada kalmış. Belki de onu söküp evet bu tarafa getirmek lazım. Ama şimdi değil. Bunun kök gitmiş. Yanmış mı, çöp olarak atalım. Evet. Burada bugün, ay şunların büyüklüğüne bak. Milyonların annesi şu tepeden. Görünüşe bak. Ay harika. Ben de bunların tepeden görünüşünü seviyorum. Yani yandan da güzel de, çiçekleri zaten ayrı bir harika. Yani burada full güneşin, tam güneşin altında hem kalınlaştılar, hem yaprakları sık, hem de bir sürü yavruları var gerçekten. Her yaprağın ucunda. Evet. Sukulentler ayrı bir dünya. Evet. Burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.